Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Dynace'in Torque D1 Out Air botunu inceleyeceğiz. Bu bot racing bir bot. Göreceğiniz gibi. Burun kısmında slider var. Bir önceki versiyondan farklı olarak burundaki slider'a ek olarak topukta yanda ve arkada titanyum ekstra korumalar eklenmiş. Bu bot oldukça uzun süren bir Ar-Ge sonucunda ortaya çıkan bir bot. Şöyle ki 75 derece açı için üretilmiş bir bot. Bunun da şöyle bir açıklaması var. Ayağınızın yaklaşık şu açıda durduğunu farz edersek bir racing motor kullanırken önden giren yani şuradaki havalandırma bölgelerinden giren havanın yandan çıktığını hesaplamışlar ve o şekilde özel olarak dizayn etmişler. İsmindeki Air buradan geliyor zaten havalandırmasının çok iddialı olmasından kaynaklanıyor. Onun dışında bilekte yine sert korumaları mevcut. Bu görmüş olduğunuz gibi yaylanabiliyor. Böylece yürürken de size olabildiğince rahatlık sağlamaya çalışıyor. Aynı şekilde sürüş pozisyonunuzu değiştirmek isterseniz de yine esneyerek size yardımcı oluyor. Şurada gördüğünüz aparatlar vites korumaları. Vites korumaları sayesinde botunuzu uzun süre sağlıklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Arka tarafına bakacak olursak şurada görmüş olduğunuz fermuar boylu boyunca açılıyor. Giyerken bunu açmamız gerekiyor tabii. Şurada gördüğünüz içinde ekstra koruma astarı mevcut. Bu yine sert bir malzeme. Böylece topuktan gelecek darbelerde de ayağınızı güvenle koruyor. İç tarafında hava almasını sağlayan, ayağınızın hava almasını sağlayan gözenekli bir astar mevcut. Bu şekilde yine ismindeki Air'i fazlasıyla hak ediyor. Dynace'in botlarında in ve out diye iki ayrım var. In ibaresi görüyorsanız isminde paça dışarıda kalıyor. Out ibaresi görüyorsanız paça içeri girebiliyor anlamındadır. Kullanım şeklinize göre alırken buna dikkat etmenizde fayda var. Bu paçanızı içeriye sokabileceğiniz bir bot yani kısacası. Oldukça şık, korumalı ve işlevsel bir bot. Dynace'in diğer tüm ürünleri gibi tasarım olarak gerçekten çok başarılı. Diğer Dynace ürünleri için motosikletaksesuarları.com'u ziyaret edebilirsiniz.